Pevencerikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kayalı Mahalle Muhtarıyım. İlk dönem muhtarlığım. Köyümüzün, mahallemizin 2500 nüfusu var. 600 haneye geçkin. 9 tane büyük yaylası var. Tilkili, Kepez. Nesur Dilkili. Nesur Dilkili, Kepez, Kokarkuyu, Yeni Yayla, Lokman, Döremca, Ağulözü, Ulalı, Tozluguyu, Ünlüler yaylaları mevcut. Kayalı neyle geçinir? Hayvancılık, tarım. Hayvancılıkta büyükbaş mı? Büyükbaş da var, küçükbaş da var. Sayı olarak şöyle yuvarlarsa? Vallahi tam bayağı bir var ya. Fazla. Fazla. Peki tarımda ne ekerler? Pancar, mısır, yonca. Önce pancarı değil mi? Yekin. Mesela biz geçen kesmeze gittik. Biz evet. Ekemiyoruz. Biz kamyoncuyuz da adamlar. Orada kamyoncu. Bizim burada sondajcı da çok. Yeraltı sondajcısı, işçisi de çok bizde. Muhtarım benim şeyi çok dikkatimi çekiyor. Kayalı nereden gelmiş? Bizim Kayalı önce şu dağda yukarı Kayalı kışlası varmış. Ebektaş, İkizli altında orada. Evet. Onlar bizden önce buradalarmış. İkizli, Ebektaş. Biz oradaymışız Kayalı kışlası deyip orada bir dağda yer varmış. Peki o taşınma süreci hakkında bilginiz var mı? Kaç yılında falan oldu? En az 150-200 senelik mesele bu. Bura hiç peki yakın zamanda Cumhuriyet döneminden sonra bir taşınma yaşadı mı muhtarım? Taşınma yaşadı. Da bizim burada 79'a kadar yaylacılık vardı. Baharın yaylaya koşulurdu. Sonbaharda yayladan dönülürdü buraya. Peki muhtarım bura önceden belediyeymiş. O dönemden bugüne buranın evet. Değişimini hangisinin iyi olduğunu bize şöyle bir anlatır mısınız? Ya belediyelik zaman 25 sene bura belediyeyle yönetildi. Evet. Tabii çok çok iyi oldu yani. Yolları, sokakları, kanalizasyonu her şeysiyle güzel oldu yani belediye. Şimdi değişti. Sizin için iyi mi oldu kötü mü? Ya belediyemizin gitmesi iyi olmadı yani. Ben burada belediye başkanlığıydım. Bu belediye başkanı ne yapmış biliyor musunuz? Evet. Kim bilmiyorum. Herkesi işe almış. Evet. Herkes almış ama. İlk belediye başkanımız oldu. Ondan sonra şimdi karayollarının %90'ı Kayalı adamlarından evet, doluyor. Evet, bu evet. Hikayeyi bir anlatır mısınız bildiğiniz kadar? İşte belediye başkanımız buraya işçiyi aldı, buradan sevk etti. Aldı, sevk etti. Bayağı buradan 50-60 kişi böyle dışarı şeylere sevk yaptı yani. Peki memnun oldunuz mu? Memnunuz tabii canım. Niye memnun oldunuz? Size ne kattı yani bu olay? Ya en azından köyümüzden 50-60 kişi bir iş sahibi oldu yani. Evet. Böyle hatırladığınız başka icraatlar var mı buranın belediye başkanı o dönemde? Ya ilk Recep İlhan vardı işte bizim belediye başkanımız. Bizim buranın yollarından falan geçilmezdi kışlar yani. Adamı çok emekler oldu, inkar edilmez yani. Şahsen ben oy da vermedim. Ama çalıştırdım. İyi de öldür hakkını yeme mi diyorsun? En son seçildiğinde, üçüncü dönem seçildi. Kanalizasyonu koydu gitti buraya. Kanalizasyon yoktu bizim. En son nasıl ayrıldınız? Nasıl oldu? Yani belediyeden çıkıp Konya'ya bağlanmadınız nasıl oldu bu? Büyük yasasından işte Konya'ya bağlandık. Büyükşehir Belediyesi yasasından. Evet, ötürü. Evet, evet. Bura kapandı. Hani o dönem nasıl oldu? Şu an hizmet binası o zamanın belediye binasıydı. Şimdi bu binayı sonra boşalttılar. Var olan başkanın görevine son verildi. Verildi. O ne yaptı? Direkt iptal. Zaten seçim geldiydi, bitti. Ha, bir seçim daha göreve başlayan olmadı. Yok, başlayan olmadı. Anladım. Seçimde bir daha belediye seçimi olmadı burada. Ya peki vatandaş nasıl karşıladı bu durumu? Vallahi pek iyi karşılanmadı ya. Biz kendi yağımızda kavruluyorduk dediniz. Tabii. Bizim belediyemizin her imkanları vardı burada. Peki şimdiki belediyeyle iletişim zorluğu yaşıyor musunuz? Belediyemizin alanı geniş. Yani evet hizmet yapıyor belediyemiz ama sabır istiyor. Yani hizmetin gelmesi bir tık uzun sürüyor biraz diye soruyorsunuz. Biraz uzun sürüyor tabii. Evet hizmeti yapıyorlar şimdi. İnkar etmeyelim. Tabii yani. Ki. İnkar... Hizmet alıyoruz ama örnek veriyorum. Gezik 3 ayda yani. Yapılacak iş 1 yılda oluyor. 1 yılda oluyor. Peki şimdi... muhtarım Kayalı'nın şu an 2021 yılında Temmuz ayının sonlarına doğru evet. Geldik. Neye ihtiyacı var? Yollarımız çok perişan. Kayalı Tilkir arası harfiyat çekiliyor. Kalyon kum çekiyor. Hı. Yolumuz dağıldı. Günlük ve her gün vatandaştan biz bir tepki alıyoruz. Şu camimiz 2 sene oldu. İmam yok. Ücretli imam tuttuk. Yok. Buradaki ikinci bir camimiz seneye geçti. Buranın da imamı yok. Tilkili'de bir seneye geçti. Oranın da imamı yok. Lokman Yaylası var. 2 sene oldu. Oranın da imamı yok. Deremce Yaylamız var. Ora 4-5 ay oldu. Niye yok muhtarım? Yani niye gelmiyor? Vallahi istemiyor imamlar nasıl oluyorsa bu iş. Burayı istemiyor. Lojman var mı? Lojman var. Hep lojman olmadığı zaman istemiyorlar da genelde. Daire lojmanlar yani. Esahtan da yani ciddi manada lüks. Lojman daire evet. Yani. Demek koyu mu sevmiyor imamlar? Kardeşim bir... Sağlıkta atamam olmuyor. Nasıl oluyor? Vallahi böyle bir imamı biz gittiğini görmedik yani daha hayatta da. Ne zamandır yok hepsinin? Şu cami 2 seneye geçti. Adı neydi muhtarım o caminin? Kayalı Merkez Daş Cami. Daş Cami. Burada tarihi cami muhtarım? Yok. Değil. Yeni mi yapım? Sonradan yapıldı. Yerinde bir eski
taş cami vardı, onun yerine yıkıldı, yapıldı. Sorunumuz yani bir cami imamları problemimiz var, evet, diyorsunuz. Yol problemimiz bir de var, yol problemimiz var. Harici başka bir istediğiniz mesela diğer köylere düğün salonu şu bu yapılıyor buradaki. Bizim düğün salonumuz var. Kendinizin var. Ha siz tabii belediyeden gelince biz zamanında yatırımlar yaptık mı diyorsunuz? Evet. Evet. Kepez yaylamız büyük. 100 haneyi geçkin. Tatlı su sebili, tatlı su sebili. Yok. Ha, kepezler tatlı su çeşmesi istiyor. İstiyorlar. Evet. İstiyor. Başka da şu bu anda... Dilkili ne ya muhtarı? Ben oraya gidip çekeceğim orayı bu arada. Dilkili iyi ya. ne olay ne oranın? Hani çok söyleniyor vatandaş tarafından. Eskiden adam eski şeyler kalmadı ya. Vatandaş efendileşti şimdi ya. Ha, eskiden hızlı bir köy müydü? Evet evet. Eyvallah. Şimdi efendi herkes işin dışında böyle bir şey yok. Zaman herkes uslandırdı tabii, muhtarı. Tabii. Peki muhtarım burada sizin aklınızın erdiği ne zamandır burada yaşanma? 200 senedir var ya yaşam. Babanızın babası gibi tabii, yani tabii, bir tabii. Oradan hesaplarsanız bana. Şimdi babam 83 yaşında oldu. Evet. 2001 yılında öldü babam. Allah rahmet eylesin. Dedem burada yaşamış. Dedemin babası da burada yaşamış. Onun babasına ulaşamadınız muhtarım var mı? Onun hayır. Babası var. Ebektaş'ta yaşamış o adam. Ha ondan öncesi yok. Ondan sonra bilemiyorum. Peki babanızın babası evet. Dediniz. Siz tanıyor muydunuz? Biz tanımadık. Dedemi de görmedik. Biz babam babasını da görmedik. Peki muhtarım, Kayal'daki uşak tarım yapar, hayvancılık yapar. Başka bir işle uğraşan İş var mı? Var. Ne sondaj, var? Yeraltı sondajına giderler. Orada sonra. Çok işçi olarak mı, İş firma yok. Sahibi mi? Yok, işçi olarak. Firma sahibi. Niye bura öyle bir seçiliyor? Ya öyle bir şey olmuş. Ben gitmişim, benim yanımda başka biri gitmiş. Ustalık, kalfalık şeyi ustalık, başlamış tabii, burada tabii, değil tabii, mi? Öyle. Bayağı da gelir de getiriyor. Peki başka canım. Var mı? Türkiye Petrolları'nda çalışanlarımız var. Zaten yolu ben dedim. Evet. Türkiye'nin tüm karayolunu. Hakimsiniz. Onu biliyoruz. 2500 hane bura. Belki 2500 hane de bizim Karapınar da var hanemiz. Tabii de taşınanlar var. Tabii bizim Karapınar. Biz mesela 5 biraderiz. Üçümüz Karapınar'da, ikimiz burada. Peki çıkış niye oluyor burada? Belediyeden sonra bura çok göç verdi yine. Belediye kapandıktan sonra. Evet. Belediye kapandıktan sonra çok göç verdi. Bura kendi başına bir cumhuriyetmiş zamanında. O zaman yani. Yani çok iyi olurdu ama kapanması evet. Pek. Tabii yani yapacak olmaz. Bir şey yok. Yasa belli, kanun belli. Tabii, saygımız sonsuz. Değil. Evet. Peki şöyle anlatayım. Bir sabah çiftçisiniz evet. Kayal'da. Evet. Sabah kalktınız. Akşama kadar uşak ne yapar burada? Tarlaya giden tarlaya gider. Koyunu kuzusuna koyunu kuzusuna bakar. Akşam evde yatılır dinlenir. Misafirlik, misafirperverlik nasıl? Vallahi o şeyler kalmadı şimdi. Vallahi. O şeyler kalmadı. Bizim şehirde ben üst kattaki adamla hayatımda hiç muhatap olmadım. Burada da Fatih Bey aynı oldu. Oldu mu? Aynı oldu. Üzücü. Hani burada olmasaydı. Bizim burada eskiden mesela bir hanede mahalle oraya toplanırdı. Yemek pişti mi komşuya gitmiyor mu muhtarım şu an? Ya gidiyorsa da belli kısımlarda. Evet. Eski kolay komşuluk şeyi bitti ya. Dur. Televizyon. Telefon derken bu işi bitirdi. Düğünde vaziyet nasıl muhtarı? Düğünlerimiz iyi. Bir ayrımcılık yok. Yok yok ne oluyor? Bana düğün gününü anlat muhtarım. Ha, düğün günü bizim... Ama Kayal'da olacak ha, o düğün. Şimdi cumartesi pazarı kalmadı düğünün gayrin. Evet. Cumartesi pazarı olurdu ya. Cumartesi günü bizim buranın gınası olur. Kız evinde gına yapılır. Salonda olur, işte evde olur. Pazar günde gelin getirilir. Eskiden düğünler daha bir farklıydı. Nasıldı muhtarı? Eskiden bizim düğünlerde mesela damadı dama çıkarlardı. Damatlık niye? Yerdi. Böyle evler düz çatı yok ya. Dama hı-hı. Çıkardı. Eline bir çerez alırdı damat. Evet, çerez. Çerez alırdı. Hı-hı. Sağ dışta bir deste alırdı. Gelin arabası geldi mi damat çerez serperdi. Sağ dışta testi yere vururdu. Testin içinde testi, ne var? Bozuk para bozuk var. Bozuk para var. Çocuklar evet. Onu toplar. Evet. Gelin gelmeden damadın elbisesini koca giydirirdi. Okurdu, hoca giydirirdi. Evet. Gelinle damadın koltuk şimdi böyle şey yoktu. Damadın yanına bizim burada bir öksüz çocuk durdururlardı. Niye? Takı takılacağız ya damada. Gelinle durmayı oldu damat. Burada bir anası ölmüş, babası ölmüş, öksüz bir çocuk. Onu durdururlardı mesela damada takarlardı. Çocuğa da 3-5 kuruş bozuk para atarlardı. O düğün, bir adetimiz. O düğün sahibi o çocuğa çoraptır, böyle giysidir de verirlerdi. Tabii çocuklara. Yardım ederlerdi. Evet. Bir sadece teşhir edilmesi kötüymüş hani. İşte öksüz olunca yani, onu öksüz durdururlar. Öksüz olunca sen orada öksüzsün. Çocuğa belli bir o şey vardı tabii bir o şey vardı. Ama adet o şekildeymiş. Saygı duymak lazım. Çok güzeldi ya. Peki yemek nasıldı muhtarım? Bizim burada işte yoğurt çorbası, bamya, etli pilav, sarma, poşa. Aynı.
Şey aynen. Konvoy yapıyorlar mı köyünde? Yaparlar. O nasıl oluyor merak ettim şimdi. Hani Karapınar kadar büyük mü buranın ana caddesi? Var var çok şimdi araç çok aldı ya. Araç çok yani. Konvoy oluyor. Olur olur. Peki dağ zurna falan? Dağ zurna yok ya. Peki genelde hani mevlütlü mü olur eğlenceli mi olur muhtarımsın bura? Bayağı eğlence fazla oluyor. Eğlence fazla mı burada? Eğlence fazla oluyor. Neredeydi bir şeyde Kesmez'de de eğlence fazlaydı değil evet, mi? Evet eğlence fazla ya şimdi Allah'ım. İşte buradan da Müftü Bey'e mesaj gönderelim. İmam gelmezse eğlence çoğalır daha diyor. Çoğalacak, daha da çoğalacak. İmamı buraya vakitli getirelim. Eyvallah tamam. Muhtarım toparlarsak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? İzleyenlere, hemşerilerinize ne demek istersiniz? Mahallem ve kendi şahsım adıma burada bize geldiğiniz ziyaret ettiğinizi çok çok memnun oldum. Allah razı olsun. Hepinizden muhtarım. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Muhtarım. Çok sağ olun. Peki hemşerilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gayarlı hemşerilerinize. Hemşerilerimden ben memnunum. Onlar size memnun muhtarım. Soracağız bakalım sonra. Ben memnun. İnşallah onlar da memnundur yani. Allah razı olsun. Ben bir sıkıntım yok vatandaşına. Eyvallah. Eyvallah muhtarım. Vatandaşım bunda inşallah bizde bir sıkıntısı yoktur yani. İsmim Hasan Emre. Emre soyadı sen Karapınar'dan bize bir tanıdık geldi ama. Tanıdık. Kırtasiyeci aynı, diyor, dedi olur. Muhtarım. Bilader olur aynı. Siz niye burada kaldınız abi Kayalı'da? Biz burada doğduk burada büyüdük işte gidemedik. Çıkamıyor mu abi? Mesela ben Karapınar'da apak kaşını geçtiğim zaman hastalanırım. Öyle de biliriz. Yani işte. Daralım bizim sizde nasip, de öyle oluyor nasip, mu? Nasip buradaymış burada kaldık biz işte. Peki abi burada esnaf olmak nasıl bir şey? Şimdi ilçede olsan 50 bin nüfus burada tabii, 2500. Burada sıkıntılı yani. Gerçekten sıkıntılı. Bir de kasabaya uzak yakın olduğundan herkes kendi eşyasını büyük marketlerden alıp geliyor. Bize de ancak burada su ciğer satmak düşüyor. Millete. Size acil ihtiyaca geliyor ekmek, değil mi? Tabii canım. Ekmek, su, ciğer. Bizim sattığımız bu. Yani bizim sıkıntımız büyük gıdada yararlanmıyoruz satışından. Buradan hayalli hemşehrilerimizle sesleniyoruz. Yarın bir gün yolda çocuğunuza bir şey olursa bu adam koşar. Oradaki BİM'deki kasiyer gelmez. Tabii, haberiniz o, olsun. Öyle tabii. Hiçbir zaman unutmayın, mahalle bakkalı mahallenin bekçisidir. Anahtarını koyan, çocuğunu emanette. Şurada çocuğun yaramaz bir iş yapar, o bakar. Daha binlerce cebinde para olmaz, gelin buradan alın. Ama BİM'den alamayın. Hasan abi, 2000-2500 nüfuslu yerde bu hani bu işi yapmak hani karın tokluğuna seni çalıştırıyor mu? Yoksa hiç kazanıyor mu? Kazanmıyoruz ya. Yani... Yani ayakta zor kütük yani karnımızı doyuruyoruz. Allah'tan yani. Kira mira yoktur. Kiram yok tamam. Emekliyim öyle duruyorum ben yani. Emekli olmasam da yapılacak iş değil mi diyor. Yapamam. Sana Kayalı hemşerilerine buradan şey söylemek ister misin? Vallahi ne söyleyin hepsinden memnunum. Yani Allah razı olsun bir şey diyor. Sıkıntıları yok yani adamlar. Peki. Yani hayatın gidişatı bu yani. Halkın gidişatı bu. Türkiye'nin gidişatı. Ama yine de bizi unutmasalar da olur diyor. Tabii canım ya. Gelirse de gelmese sağ olsunlar adamlara yapacak bir şey yok. Allah razı olsun. Yapacak işte, bir şey yok işte yani. Esnaf beyefendiliği diyoruz biz buna. Abi Kayalı'da şu anda abi neydi sizin marketin adı? Emre Bakkaliyesi. Bak Emre Bakkaliyesi'ymiş. Buradan yoldan falan geçerken de uğrayıp Hasan abimin çayını için. Bekleriz. Eyvallah. Bekleriz. Ercan Ünlü abi, Karapınar Kayalı Köyü'nde yaşıyorum. Ercan abi duyduğuma göre burada eski belediye başkanı varmış. Zorlu işçi alıyorum. Sen hatırlıyor musun o dönemleri? Evet biliyordum. O muhabbetten anlat bana abi hani bu ne yaptı eski belediye başkanı? Çünkü nasıl biliyor musun? Karayollarında gidiyorum herkes Kayalı'lı çıkıyor yoldaki. Evet. Eski belediye başkanımız iş yapıyordu ve personel alıyordu. Şu anda personel alım işi bitti. Eskiden daha iyiymiş öyle diyorlar. Yani yine sıkıntı yok. Karapınar Belediyesi ilgileniyor bizim burayla. Ama siz kendi yağınızda daha iyi kavruluyor musunuz? Ercan abi öyle duydum ben. Sıkıntı yok. Peki sıkıntı abi. Yok. Muhtarımız ilgileniyor. Sen canlı hayvan alıp satıyor musun? Evet. Neyle ilgileniyorsun abi? Hangi tür senin? Küçük başla ilgileniyorum. Koyun türüyle ilgileniyorum. Eyvallah. Şu durumda yaptığımız işten memnun değilim hemşerim. Yem fiyatlarıyla yem fiyatlar, bir şeyler diyecek gibi duruyor. Yem fiyatlar uçtu. İnan ki kazanmıyor. Yani aldığımız maliyetimizi alamıyor. Kurban yaradı mı? Kurban da bütün zarar ettik. Şu durumda 3-5 seneye varmaz. Bizi komple batar gideriz. Büyükbaş bu işi yapanlar. Büyükbaş derken işi büyük yapanları kastediyorum. Evet. Bunlar tarlasında kendi ürününü yetiştirip hayvana yedirtiyor. Sizin öyle bir şansınız yok herhalde değil yok. Mi abi? Yok. Hepsi yeme para veriyoruz. Arpaya para veriyoruz. Hep satın alıyoruz. Şu durumda işin içinden çıkamıyoruz hemşerim. Kaç mal var abi? 250 kadar kurbana mal götürdüm. Maliyeti ana paramı alamadım. Allah'ım işraç versin Ercan abi. Allah'tan gelen bir şey. Bir şey diyemeyiz. Bitirdim dayı. Yalnız muhtarım maliyetini aldım. Kar namına hiçbir şey yok.
Şu durumda... Boşuna diyorum boşuna Ercan abi, amelelik yaptık. Boşuna amelelik yaptık, evet. Peki abi, ne olursa kurtulup... Hemşerim, yem fiyatlarına bir... Kaç olması lazım? 100 liraya geçmemesi lazım. Yani şu an yem 90 lira olsa sen güle oynaya bu işi yapar mı? Yaparım. Şimdi taban fiyatları arpanın, buğdayın açıklanırken sürekli yüksek açıklanıyor. Evet, bu da evet. Yemin artışına sebep oluyor. Evet, evet. Peki doğru orantıda... Etin karkas ağırlığı da yükselse, mesela et şu an 20 ise 45 lira olsa seni yine kurtarır mı bu da? O yönde. Yem ile et fiyatı standart olması lazım. Birbirini tutması lazım. Hı hı. Öbür türlü yem ucuz, et pahalı olsa yine olmaz. Standart ayarlaması lazım. Bu standart yok. Köylü şu durumda perişan. Bir şekilde köylüye destek olması lazım. Devletimizin. Abi senin Kayalı'ya dönecek olursan bize kendi gözünden Kayalı'yı bir anlatsan. Şimdi 2500 nüfusu olan. Evet. Bu Kayalı'da önceden yukarıda yaşarlarmış. Oradan gelen bir Karapınar'ın mahallesi. Evet. Siz mesela abi Kayalı'da ne yapıyorsunuz tüm gün? Burada hayat nasıl gidiyor? Hemşerim hayvancılığına uğraşıyoruz. Kazanmıyor vatandaş. Vatandaş bitik durumda şu anda. Diyorsun ki nerede olursan ol şu anda canımız sıkkın. Canımız sıkkın. Ekonomik olarak kimse yaptığı işte memnun değil. Biz şu durumda memnun değiliz. Behçet Ural. Ne zamandır buradasın Behçet abi? Valla biz burada doğduk, burada büyüdük. Peki atadan mı Behçet abi? Çok eskiden beri mi? Yok. Kimler burada yaşamış? Valla babam, dedem hepsi burada yaşamış. Hepsi burada. Siz hepsi. De burada devam ettiniz. Biz de burada. Burada esnaflık yapıyorsun abi. Bakkal abiyle konuştuk, şeyden çok şikayetçiydi. Hani büyük marketlerden herkes alacağını alıyor, bize gelmiyor gibisinden. Sende de var mı aynı durum? Olmaz, her tarafta aynı şey var. Aslında hemşehrileriniz sizin buradan alışveriş yapsa, hem sizi kalkıntırsa, hem tabii, değil mi yani? Tabii. Hizmet de gelişir aslında böylece. Çünkü tabii. Sen daha çok para kazanırsan daha çok mal koyan dükkana. Daha çeşit çoğalır. İlla ki çeşit çoğalır, vatandaş işini görür. Şehire gitmeden, yakıt yakmadan burada işini peki görür. Peki abi şeyde hayvancılık yapıyorum dedin. Ne üzerine yapıyorsun Beşik büyük abi? Baş. Büyükbaş yapıyorum. Kaç hayvanımız var abi? İri ufaklı 15-20 tane. Karapınar Süt Birliği ile mi çalışıyorsunuz siz de? Evet, süt birliğine gidiyoruz. Nasıl alıyorlar burada? Burada süt toplayıcı var. Süt toplayıcı götürüyor. Oraya teslim ediyor. Hı-hı. Siz de yani Süt Birliği'nin üyesinden oluyorsunuz, evet, öyle olunca. Süt Birliği'nin üyesi. Nasıl, memnun musunuz çalışmalarından? Çok başarılı bir STK bence. Valla ben memnunum. Yani abi, laboratuvarını falan da bayağı geliştirdi. Kapasitesini geliştirdi. O kadar bilmiyorum. Ben anlatayım yaratıyorum sana. Çin'e geçen dönem Çin'e ilk olarak ihracatı Türkiye'de yapan firma oldu Karapınar Süt Birliği. Bu da sizin sayenizde oldu tabii ki. Sizin ürünleriniz bunlar. Doğru. Ayrıca şimdiki başkandan memnun musun peki? Mehmet Tartan'dan. Valla başkan abidim pek işimiz olmaz. O oyunu kime verdin ya? Geçtiğimiz dönem. MHP'ye verdim. Yok öyle değil. STK seçiminde. Süt Birliği'nin seçiminde diyor. Ha daha kullanmadık. Ha daha ilk dönemin giriyor. Evet. Eyvallah. Peki abi Kayalı'ya dönecek olursak veya sizin sektöre dönecek olursak yem fiyatları çok zorluyor diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konu hakkında? Tabii çok pahalı yem fiyatları. Bitirecek mi yoksa siz dayanabiliyor musunuz? Dayanabildiğimiz kadar da dayanamadığımızda hayvanımızı kestireceğiz. Kestireceğiz, bırakacağız. Bırakacağız sütünü. O da zarar ettiriyor tabii ki. Tabii. Kayalı'yı konuşacak olursak buradaki İnsanların çoğu hayvancılığından tarım yapıyormuş. Ya çoğu siz genelde. Kendiniz ekip mi büyükbaşa yediriyorsunuz yoksa çoğunu kabaya mı satın mı alıyorsunuz? Satın alıyoruz, hepsini satın alıyoruz. İşte o sıkıntı. Bir de tarla olsa başında bir yonca falan ekiverse aslında çok faydası olur. Ama şimdi böyle olunca size tabii zarar oluyor. Tabii. Kayalı'nın eskilere dönersek hatırladığın şöyle bir anın, hikayen var mı Kayalı'da? Bize anlatabilir. Ya biz böyle anı gibi bir şey yaşama. Biz sondajda çalışıyordum. Ben 2008'de bıraktım. Hı-hı. Sondajda yine çok çalışıldığı söylendi. Nasıl öğrendin abi sen sondaj işini? Valla çocukken gittik orada ustalarımıza baka baka öğrendik. Muhtarımın anlattığına göre Kayalı sondajın dabanıymış yani. Hani ana merkezi, dabanı ne? Anası. Sondaj sektöründe Karapınar'da hatalar olduğunu düşünüyor musun? Mesela ruhsatsız veya çok fazla mı kuyu vuruluyor sence? Ya adamın ihtiyacı var, mecbur vurduracak hadi. Her tarlanın başına kuyu vuruluyor gari. Fakat var, bunlar var. Ruhsatlı, ruhsatsız gibi sorunlar oluyor. Bu dönemde bilgin var mı abi, vaziyet ne? Bek buradaki şeyde sondajda bir bilgim yok. Ben dışarıda çalıştım. Şu an şimdi sondajla ilgili bir iş olsa sen direkt işe halledin. Biz unuttuk gari. 2008'de bıraktım. Şimdi gelişti mi teknoloji? Diyor. Tabii. Karapınar'da bir dönem sıcak su. Karapınar'da sence olması mümkün mü abi? Bu işlerin içinden mümkün, geliyor mu? Mümkün tabii canım. Olmaz. Çünkü ha, volkanik bölge. Ha. Karapınar'da şurada bir termal tesis kurulsa mesela. Şurada var mesela Kubrol dizimiz var. Hı-hı.
Mesela oraya sitem orada sıcak su var. Sen sıcak suyun nerelerde kullanıldığını biliyor musun? Biliyorum. Ne iş yapar sıcak su? Serada kullanılır, şehir ısıtmasında, enerji üretiminde. Karapınar'da sence hangi bölgede sıcak su çıkar? Karapınar'da kuburuyorum da bizim bu bölgede. Kesin var mı diyorsun? Kesin. En son altın ışıklar aradıydı. Dular ama sıcaklı soğuklu oldular, olmadıydı. Onu yukarısını iyi kapatamamış, soğuk suyla karıştırmışlar. Haberiniz var mı o son tarafta? Yok tabii, sizin anlattığınız sıcaklığa karşı. Bayağı masraf da ettiler. Biz de çok ümitlendik abi, öyle değil mi? Başına 100 tane sera kursan. Evet. Yazlık işte inanılmaz üretim yapılır yani. Tabii. Karapınar'da, bak seradan konu açılmışken, sizin Kayal'da seraya uygun arazileriniz var mı? Düz. Bizim böyle yapabilecek. Hep düz. Peki buraya bir seracılık gelse kabul eder mi uşak? Der tabii, niye etmesin yalnız. Seracılık yapılabilir yani. Yapılabilir tabii. Tüm aile olarak siz burada yaşıyorsunuz. Aile olarak buradayız. Karapınar'a falan gidip gelme durumları nasıl? Aracımıza kendimize ihtiyacımız hani, olduğu zaman. İhtiyaç olarak gidiyoruz. Hani bazen Ereğli'ye gidiyorlar ya, siz de başka bir yere gitmiyorsunuz. Karapınar'ı mı tercih ediyorsunuz? Karapınar'a, Konya'ya gideriz. Ereğli'ye. Pazar falan kuruluyor mu? Kuruluyor. Kayal'da. Cumartesi günü pazarımız kuruluyor. Nerede kurulur? Her şeyi bulabiliyor musunuz pazarda? Ha, genelde buluyoruz yani. Örnek duruyorum, aradık? Brokoli aradık. Çıkar mı sizin pazarda? Brokoli çıkar. Gelir. Süper. Ananas falan çıkar mı? Ananas da gelir. O zaman uğratamam. Market kaydı bakkallardan iyi kötü. Valla 4-5 tane market. Karşılıyor mu abi ihtiyacınızı? Var tabii canım. Almak istersen hepsi var. Yani sağa sola gitmeye gerek yok. Gerek yok. Gitmesen gitsin. Kayalı'da durarak hayatını sorunsuz geçirebiliyor. Geçirebiliyorum tabii. Bura zaten herhalde ilçe olmaya yakın denebilecek. İster miydin abi Kayalı ilçe olsun? İstemez mi tabii canım, kalabalık. Şey mi iyiydi, eski dönem mi iyiydi, bu dönem mi? Eski dönemimizde belediyemiz varken hareket vardı köyümüzde. Şimdi koş da vermişsiniz. Şimdi çoğu gitti. Eyvallah, inşallah abi Kayalı için hayırlısı olur. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Başka bir şey. Hemşehrilerine falan bir selam gönderecek mi? Herkese selam olsun. Eyvallah, Allah'a emanet abi, sağ ol.